Herkese selamlar dostlarım. Kripto para camiası için kötü bir gelişmeyle karşınızdayım. Dünyanın en büyük borsasının da üzerinde bulunduğu Binance Smart Chain anında bir hack haberi var. Söylentiye göre 540 milyon dolar çalındığı söyleniyor. Bugün bunu konuşacağız arkadaşlar. Bu haber gerçek mi? Öncelikle hack arkadaşlar gerçek. Bunu teyit edelim. Peki bu haber piyasayı etkiler mi? Nasıl gerçekleşti böyle bir durum? Varlıklarımızı nasıl güvende tutarız? Bunları konuşacağız arkadaşlar. BNB bundan etkilenmedi. Bu güzel bir gelişme. Bunlara bakacağız. Neden etkilenmedi? Bunları değerlendireceğiz. Fazla vakit kaybetmeden nereye gidiyoruz? Videomuza geçiyoruz. Dostlarım <Sed> <.issimo> kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Monte Kripto Kontu. YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili gelişmeleri adım adım aktarıyorum ve finansla ilgili gelişmeleri aktarıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü haberimiz Binance Smart Chain A. Bu ağdan arkadaşlar 2 milyon adet BNB çalındığı söyleniyor. Söylenti kısmı miktarda. Çünkü hack haberi doğrulandı. Binance Smart Chain A'nda bir açıktan dolayı bir hacklenme gerçekleşti. Söylentideki en yüksek rakam ise 2 milyon adet BNB'nin çalındı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? İlk olarak buna bakalım arkadaşlar. BNB'de 2 adet A var. İlk olarak BEP 2A kullanılıyordu. Sonra BEP 20A gerçekleştirildi. BEP 20A dediğimiz Binance Smart Chain A. BEP 2A ise Binance Beacon Chain A. Bu ikisi arasında varlık transferine yarayan bir köprü var. Bunun adı da BSC Token Hub Köprüsü. Ve saldırgan bu köprü üzerinden bir açık buldu. Rastgele doğrulama mesajlarını taklit etmesine izin veren bir açık buldu. İki defa bu açıktan yararlandı. Hemen ardından da ışık hızıyla BNB Chain geliştiriciler arkadaşlar ağı durdurdular. En önemli konulardan biri ne kadar çalındı? Binance'in CEO'su CZ'ye göre arkadaşlar yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık bir çalma var. Ki bu da diyor bizim son yaptığımız BNB kadar zaten diyor. BSC BNB Chain'e göre arkadaşlar yaklaşık 70-80 milyon dolar civarında bir çalıntı var. Kripto para güvenlik şirketi Peck Sheldon haberine göre ise 586 milyon dolarlık bir kayıp var. En kötü rakam yani en yüksek rakam burada bahsedilen ki 89 milyon dolarını başka ağlara geçirmişler. Geri kalan da şu an BSC ağında duruyor. Pek Shelton haberine göre. Şimdi burada arkadaşlar pek şuna bakalım. Piyasa etkilenmedi. Onu konuşacağız. BNB etkilenmedi. Onu konuşacağız. Bir kere A geliştiricileri çok hızlı bir şekilde yani BNB validatörleri ve geliştiricileri çok hızlı bir şekilde bu açıyı fark ediyorlar ve ağı tamamen durduruyorlar. A durdurduğu için de bu para burada kalıyor bu parayı hareket ettiremiyorlar. Diğer alara geçirdiği paralar arkadaşlar çok etkilenmez ama BSC andaki para artık izole edilmiş sayılabilir. Burada arkadaşlar CZ'nin bir açıklaması vardı. Binance fonlarının tamamı güvende rahat olun dedi. Bu dönemlerde hızlı ve yerinde açıklamalar çok önemli. CZ de güzel bir açıklama yaptı. O yüzden de piyasa etkilenmedi. Şimdi arkadaşlar CoinMarketCap'e geldiğimiz zaman burada bizim kripto paralarımızın sıralaması var. BNB en büyük 5. para. Hatta şu ikisinin stabil coin olduğunu düşünürsek BNB en büyük üçüncü para arkadaşlar ki daha önce de öyleydi piyasa yüksekteyken BNB en büyük 3. kripto paraydı. Ve bunun anlamı şu arkadaşlar piyasa için çok önemli bir kripto para ve en çok kullanılan borsa ise Binance ve açık ara hani sadece birinci değil açık ara en çok kullanılan borsa ama böyle bir hack haberine rağmen ne Bitcoin etkilendi ne BNB etkilendi hiçbir şey etkilenmedi. Bunun sebebi arkadaşlar şuradan geliyor bir kere ekibin hızlıca hareket edip ağa durdurması çok güzeldi. Ama bundan sonraki bakmamız gereken kişi şu arkadaşlar. Özellikle kripto para piyasası iyiyken ki paylaşılan bir dünya zenginleri listesinde Binance'in CEO'su Changpeng Zhong yani CZ diyoruz biz kendisine 65 milyar dolarlık servete sahip. Dünyanın en zengin 19. insandan bahsediyoruz. Ki Binance'in sadece %70'ine sahip. Şimdi CZ'nin çok ciddi bir parası var. Binance'in çok ciddi bir parası var. Arkadaşlar yanında bu 500 milyon dolar çekirdek parası gibi kalıyor. Adamlar cebinden verirler yani bunu. O yüzden piyasa etkilenmedi. O yüzden BNB etkilenmedi. İyi ki de etkilenmedi. Allah'tan böyle bir şey olmadı yoksa kan revan bir sabah uyanırdık. Böyle bir haber ortalama herhangi bir borsanın başına gelmiş olsaydı o borsanın token çöp olurdu. Piyasada çok etkilenirdi. Bu olayı sakın Luna olayına benzetmeyin. Hiçbir alakası yok. Luna algoritmik bir pekten dolayı sınırsız arz yapılıp satıldığı için o hale geldi. Luna ile hiçbir alakası yok uzaktan yakından. Dediğim gibi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Binance Smart Chain ağı durduruldu. Ardından bugün öğleden önce saat 9.30 gibi de ağ tekrar açıldı. Binance'e geldiğimiz zaman bakın burada BSC ağı şu an çalışıyor ve gönderimlerde herhangi bir sıkıntı yok. Sizce arkadaşlar ekiple ilgili şöyle bir açıklama da bulundu. BSC ekibinin aldığı hızlı eylemlerden çok etkilendim dedi. Çok başarılıydı dedi. BNB zincirinin teknik tarafıyla o kadar ilgili değilim dedi. Yani Vitalik, Ethereum kurucusu. Adam teknik bir adam zaten. Ona göre çok daha az ilgiliyim dedi. O konularda uzmanım dedi. Sorunları ele alma ilkeleri basit ve önemlidir. Hızlı, şeffaf ve sorumlu dedi. Binance Smart Chain ekibi için. Ve alkışı patlattı. Dostlarım bu arada izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 300 TL kazanıyor. da bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bakın bu BNB'nin grafiği. Bundan sonra ne olacakla ilgilenelim. Hacker ile iletişime geçip bir ödül karşılığı fonları geri isteyebilir BSC. Bunu daha önce birçok hack olayında gördük. İşe yarayan bir yöntem. Peki neden yapılıyor kardeşim? Adam 500 milyon dolar çalmış veya 100 milyon dolar çalmış. Hawaii'de bir ada satın alır. Hayatının geri kalanına kadar orada keyifli bir şekilde yaşar demeyin. Diyorsanız Lekkasya'da de papeli çok fazla kaçırmışsınız demektir. Hani kripto paraları çok algı yapıyorlar ya o algılardan en büyüğü nedir? Kara para aklıyor diyorlar. Özellikle Türkiye'de bazı din adamları bu konuda açıklama yapıyor. Türkiye hani hocaların açıklamasına çok bağlı bir ülke ve ben üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü bazı biz İslam aleminde bazı şeylerle hep geç kart tanışmışız ve bu bizi etkilemiş. İşte matbaayla geç tanışmışız vesaire. Bazı yanlış yönlendirmelerden dolayı bu konuda hassas cümleler seçmeye çalışıyorum. Ama kripto paralarda kara para aklayamazsınız. O kadar şeffaf bir dünya ki bütün ağları takip edebiliyorsunuz. Yani bir parayı 50 ayrı kişiye gönderiyorsun. Buna rağmen hala o para kim olduğu, kime geçtiğini izleyebiliyorsun. Böyle olunca hacklendikten sonra çok hızlı davranmadığın sürece aşırı hızdan bahsediyorum yani birkaç dakikalardan bahsediyorum. O parayı arkadaşlar realize edemiyorlar. O parayı gerçek hayata çeviremiyorlar. Çevirirken yakalanıyorlar. Bu yüzden bu tarz ödülleri kabul ediyor genelde hackerlar. Bunun dışında ne oluyor? Şimdi paranın bir kısmı burada biz hareket dedik ya. Hareket etmiş kısmında da mesela bu Ethereum ana taşısa bile bu transferlerde hangi bilgisayarlardan olduğu tespit edilip yakalanabilir hackerlar, saldırganlar. Artık kaç kişi bilmiyoruz. Aynı zamanda BSC andaki Olay için arkadaşlar şimdi BSC'de toplamda aslında 27 adet validatör var ve bu validatörler birleşip A geriye doğru hareketleri bu hack olayını seviyorlar. Bunun adına rollback deniyor ama bu an itibarını bir miktar zedeleyebilir. Şimdi arkadaşlar blockchain trilemma dediğimiz üçleme sorunu dediğimiz bir olay var. Nedir? Güvenlik, ölçeklendirilebilirlik ve merkeziyetsizlik. Şimdi BNB bunların arkadaşlar şu bölgesine daha yakın. Yani ölçeklendirebilirlik fazla, güvenlik fazla, merkeziyetsizlik görece daha az. İşte Ethereum, Bitcoin tarafında da merkeziyetsizlik fazla, ölçeklendirilebilir az gibi şeyler var. Ben hep şunu diyorum her şeyde sepet yapacağız arkadaşlar. Burada da sepet yapacağız. Yani illa tamamen her şey merkeziyetsiz olsun, merkeziyetsizliğin son dibi olsun, kimseye yaklaşmasın da demeyebilirsiniz. Çünkü mesela tamamen merkeziyetsiz bir ağda böyle bir şey yaşamış olsaydı şu an o ağdaki coin çöp olmuştu. Ama şu an BNB %3 düştü arkadaşlar. O da piyasa genel olarak zaten %2'lik, 3'lük bir hareketi var. Günlük olarak bu yapıyor bu hareketi. Demek ki nedir? Burada da bazen güvenlik bizim için güzel bir şey. Hani evet belki merkeziyetsizliği bir tık daha az ama yani sepet yapın. Paranızın tamamını Ethereum e yatırmayın, paranızın tamamını BNB yatırmayın, paranızın tamamını ne bileyim Solana'ya Ripple'a yatırmayın. Sepet yapın. Biz her zaman bunu diyoruz. Dediğim gibi şu an rollback olabilir. Peki geldik BNB düşer mi sorusuna. Bu çok soruluyor. Arkadaşlar ben bu saatten sonra BNB'nin düşeceğini düşünmüyorum yani. Olay ilk öğrenildiğinde de düşünmüyordum. Çünkü hani çok yüksek bir meblağ değil. Ağa durdurulmuş, kontrol altına alınmış, cüzdanlar karalisteye eklenmiş. Birçok platformda o cüzdanları kullanamayacaklar şu an. Hemen hemen her yerde kullanamayacaklar ve o para orada öyle ekleyecek, yatacak, kalacak. Hani o parayı nakde çevirmek çok zor. Yani 10 yıl sonra bile çeviremeyecekler. 10 yıl boyunca bile on, ağlar sürekli arkadaşlar takip edilecek. Yani kısmen şunu düşünebiliriz. Buradaki BNB yakılmış gibi düşünebiliriz. Yani burada kilitlenip kaldı. Belki de arz azaldığı için fiyatına olumlu etki bile gösterebilir diyebilirim ben. Köprüdeki açık kapandı. Piyasa bundan etkilenmedi. Artık bu saatten sonra hikaye bitmiştir arkadaşlar. Şunu çok görüyorum. Twitter'da vesairede. BSC, BNB ve Binance düşmanlığı çok görüyorum. Şöyle exchange'leri açtığımız zaman. Bakın. Açık ara en yakın rakibinin 10 katı büyüklüğünde bir hacme sahip borsadan bahsediyoruz. Kullanıcı sayısı vesaire ziyaretler bakın 10 katından da fazla. Böyle bir borsanın çökmesini istiyorlar. BNB'nin çökmesini istiyorlar. Arkadaşlar yanlış bir istek. Niye biliyor musunuz? Binance'ın başına bir şey gelse. BNB'nin başına bir şey gelse. Bitcoin allak bullak olur. Ethereum allak bullak olur. Piyasa alt üst olur. Yani siz dua edin. Binance'e bir şey olmasın. Dua edin CZ'ye bir şey olmasın. Dua edin Ethereum'a bir şey olmasın. Dua edin Vitalik'e bir şey olmasın. Solana'ya bir şey olmasın. Emin Günsürer'e bir şey olmasın. Çünkü bunlar amiral gemiler. Şu an bunlar başı çekiyor arkadaşlar. Böyle önemli yerdeki borsaların, paraların hacklenmemesi hepimiz için daha iyi. Elinizde olmasa bile sizi etkiler. Luna olayını gördünüz. Benim elimde Luna yoktu ama bütün piyasa çöktü. Ki Luna bir amiral gemi değildi. Luna bir Binance değildi. Luna bir Ethereum değildi. O yüzden amirallere saygı duymamız gerekiyor. Dilim döndüğünce anlattım arkadaşlar. Burada bizim bir anketimiz var. Borsa İstanbul bu aralar çok ilgi çekiyor. O yüzden de bana soranlar oluyordu. Ben de dedim ki biz videoları gelsin. Şu an %48 evet de %52 hayır da. Hani bu %70 bir evet gelirse yapacaktım zaten. %52-53 bile olsa demek ki çoğunluğumuz hani gerçek anlamda çoğunluk istemiyor gibi düşünecektim. Çünkü burası arkadaşlar Monte Crypto kontu kanalı grubu hepsi size ait. Siz olmadan hiçbir anlamı yok. O yüzden sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Bizi bir dava olarak, bir aile olarak, bir topluluk olarak düşünebilirsiniz. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu ankette doldurabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Bu arada Green Card çekilişleri var. Bir fırsat arkadaşlar. Bunu değerlendirin, kaçırmayın. Doldurun. Hiçbir ücret ödemeden Amerika'da oturma ve çalışma vizesi elde edebiliyorsunuz. Adım adım anlattığım bir kısa video var. Takip edin o videoyu. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.